Sevgili arkadaşlar, şimdi denklem problemlerinden bahsedeceğim sizlere. Bu videolar böyle bir sürü gelecek. Bazı soru tipleri var, devamlı bütün kitaplarda çıkıyor. Yeni nesile de çok uygun zaten. Onlardan bahsedeceğim. İlki top soruları. Şimdi top belli bir yükseklikten bırakılan bir top 4 kez yere çarptığında aldığı yol 220 metredir. Yani bir topu bırakmışlar. Görselde olduğu gibi yerde 4 kere yere çarpmış ve bu 4 kere yere çarptıktan sonra 220 metre yol almış. Yere çarptığı andan itibaren 1/2 oranında zıplayarak hareket ediyormuş. Her seferinde düştüğü yüksekliğin yarısı kadar zıplıyormuş. Yani 1/2 zaten yarısı demek. İlk bırakıldığı yükseklik kaç metredir diye sormuş. Şimdi sen bunu şöyle yapıyorsun. Diyorsun ki bak, ilk aşağı H yüksekliğine geldi. Sonra H'ın 1/2'si kadar yukarı çıktı. H'ın 1/2'si kadar aşağı indi. Yani bu yolu bir yukarı çıkacak, bir aşağı inecek. Onun için 2 çarpı H çarpı 1/2 yazıyorsun buna. Sonra H'ın 1/2'sinin bir daha 1/2'si. Tekrar, çünkü bu son yüksekliğinin yarısı kadar olacağı için. Bu sefer H çarpı 1/4 yapıyorsun. Yani 1/2'nin karesi yapıyorsun. Yan yana çarpılıyor. Ama bu da bir yukarı bir aşağı indiği için çarpı 2 oluyor. Sonra bir daha yüksekliğin 1/2'sinin 1/2'sinin 1/2'si oluyor. Yani H çarpı 1/8 oluyor hepsini çarparsanız. Ve yine de bir yukarı bir aşağı indiği için çarpı 2 yapıyorsun. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4. kez yere çarpmış oluyor. Bu tüm alınan yol 220 metreymiş. Şimdi gelin bunu biraz işlemi düzeltelim. Şu ikiler birbirini götürsün. Buradan bir 2H çıksın. Bu 2 ile 4 sadeleşsin buradan. H/2 çıksın. Bu 2 ile bu 8 sadeleşsin buradan. H/4 çıksın. Ve bunların hepsinin sonucu da 220 metreye eşit olsun. Sonra bunun altına 1 yazalım. Ve bunu başka bir renkli kalemle paydan açtıralım. Buna 4 verelim. Buna 2 verelim. Buna da 1 verelim. O zaman burası 8H/4 artı 2H/4 artı H/4 şeklinde topladığınızda 8, 10, 11, 11H/4 oldu, eşittir 220. Büyük tesadüf eseri 11'in katı çıktı. Bunu ayarlı veriyorlar zaten. O zaman 11 ile 22'yi sadeleştirelim. Yani 11 ile 22'yi şöyle sadeleştirebiliriz. Burası 20 olur. Bu bunun 20 katıdır. O zaman buradan şöyle diyebiliriz. H/4 eşittir 20'ye. İçler dışlar yaparsan da H eşittir 4 kere 20'den 80 çıkar. Bu son sadeleştirme yapmadan da yapsan yine 80'i bulurdu. Arkadaşım, gördüğün gibi bunun cevabı 80'miş. Bu tarz sorular böyle yapılıyor. Bir daha başka kitaplarda bunu bakın, bu tarz sorular göreceksiniz. Çözmeye çalışın. Bunu kapatın, bir daha çözün. Şimdi top soruların ikincisini de diğer videoda anlatacağım. Görüşürüz.